Bizim öncelikle kalın pamuklu yumaktan 3 yumağa ihtiyacımız var. Kalın olan ipliğimizi zeminde kullandık. Üzerinde de bunun düz renk olduğu için yine aynı kaliteyi kullandık. 3 yumak kullanıyoruz düz renk. Yine 1 yumak da üzerine kullanıyoruz. Şimdi bu çantaları biz üzerinin çalışma durumu olduğu için, hani işleme durumu olduğu için parça parça ördük. Daha kolay olsun örülmesi diye. Evet, şuraya. Üzerinin çalışılması diye. Hemen şöyle şablonu verebilirim. Ondan sonra da anlatmaya başlayayım. Şablonumuz bu. Evet, 4 parça örüyoruz çalışmamızı. Şimdi kafesi göstermeyeyim artık, vakit kaybetmeyelim. Evet. İkili trabzan, arada 2 zincir ile biz böyle bu çanta için 41 tane kafes örüyoruz. Zincirimizi fazla çekebiliriz. 41 tane kafesi başlıyoruz. 24 sıra örüyoruz. 24 sıra örüyoruz. Ördükten sonra da üzerine rengi tam ters çeviriyoruz. Yani kombin çalışıyoruz burada. Siyahı alta alıyoruz. 4 kafeste üzerine siyah renkle kafes örüyoruz. Bu bant bölümü için. Burada düz renkle çalışıyoruz zincir işini. Alt çalışmayı şimdi göstereceğim. Bundan 2 tane örüyoruz. 2 taraf için. Sonra yan taraflar için şöyle 12, tabii bu minyatür. 12 kafes başlıyoruz. Şu yan bölümler için. 12 kafes. 24 gene aynı sırada örüyoruz. 24 sıra buraya kadar. 4 sıra siyah iplikle. Taban da aynı. Yine 12 kafesle başlanıyor ve böyle örebilirsiniz. Veya isterseniz 41 kafesle başlayıp 12 sıra örersiniz. Hiç fark etmez. Tabanı da böyle düz yaptık. Şimdi bu parçaları tabii baştan örmüyoruz ki bütün olarak çalışmamızı rahat yapabilmek için. Şimdi kenarında şöyle geri sık iğneler var. Bu geri sık iğneler çok iyi oldu. Çantayı hem dik tuttu. Hemen onu ben kısaca göstereyim. Bütün parçaları ördük. Parçalarımızı bitirdiğimizde en son tığımızı 8 numara. Yani şimdi bunu çok soruyorlar. 5 milim aslında ama 8 yazar üzerinde. Böyle geri sık iğne yapıyoruz. Her deliğe böyle geriden geliyoruz. İpliği alıyoruz. Tığı batırıyoruz. İpliği alıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Batırıyoruz. İpliği alıyoruz. İkisini birlikte. Böyle rahat rahat, gevşek gevşek, hiç kasmadan bütün parçalarımızın etrafını geri sık iğne yapıyoruz. Şimdi bunu yaptık. Diğer çantada ben birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi bu çalışmayı biz nasıl işliyoruz onu göstereyim. Bu anlaşıldı zannediyorum. Ölçüleri verdik. Şimdi gelelim desenine. Burada ipliğimizi alıyoruz. Kafesimizi 3 numaralı tığ ile, 3 milimlik tığ ile örüyoruz. Üzerinde 5 yazar. İkili trabzan, arada 2 zincir. Şimdi burada hemen çalışmaya başlayayım. İpliğim altta. Böyle tığımı üstten geçiriyorum. Bir desen, yani şu bir desen 3 sıra kafes demek. 3 sıra kafes üzerine oturuyor bu desen. Şimdi burada onun için ortadan başlıyorum. 1, 2, 3 kafesim var. Şöyle ortadan başlıyorum. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum bir de ben. Yapılan çalışma, teknik, iplikle o kadar iyi oturmalı ki, uyumlu örtüşmeli ki bu zincir işi böyle dolu dolu olsun. Yani bu ipliğin yapısı oldukça böyle dolgun, hacimli bir iplik. Böyle bu dolgun pamuklu iplik bizim kafesimizin üzerini böyle çok güzel örtüyor, kapatıyor. Bu dolgunluğu amigurumi yapan hanımlar çok iyi bilirler. Oyuncakta da dolgunluk çok önemli. Böyle sık iğne yaparken dolgun bir iplik. Şimdi böyle 2 tane solda gidiyorum, sağ tarafa 1 tane. Böyle yukarıya doğru ipliğim altta, çok rahat gevşek çekiyorum. 1 tane altta, yukarıya, yukarıda 2 tane. 1, 2. Çok güzel böyle dolduruyor benim kafeslerimi. İpliğin köşesi. Böyle 2 tane zincir işi yapıyorum. Sağ tarafa geçiyorum. 1 tane. 1 tane böyle sağda yapıyorum. Sola dönüyorum. Şimdi burada tabii herkes istediği gibi hayalindeki deseni uygulayabilir. Sadece şunu öneriyorum. Yapacakları deseni bir kareli kağıt üzerine önce bir çizerlerse kaç kafes gerekir bana
çantam için. Ona göre o kafes sayısından başlarlar. Hani biz burada 41 kafesle başladık. Onlar belki başka desen yapacaklar. Belki 43-45 kafes gerekecek. Hani desen burada yarım kalmasın, böyle tam otursun diye. Bu önemli bir bilgiydi. Şimdi böyle ilerledik. Dönüyorum. Şimdi gittim sona kadar. Buradan dönüyorum. Dönerken aynı kafesteyim. Sol tarafa atlamıyorum başka bir kafese. Aynı kafeste geri dönüyorum. Böyle geri döndüm. Deseni yapabilmek için. Sola kaydım. Yukarıya çıktım. Bir, iki. Sağ tarafa kaydım. Yani bu şu araların bir kafes buluşma yeri aynı kafes içerisinde ilerliyor. Sola döndüm. Yukarı çıktım. Bir, iki. Sağ tarafa döndüm. Yukarı çıktım. Bir, iki. Bu şekilde biz böyle çok rahat, elimiz hiç sıkmadan, gevşek gevşek, uzata uzata ipliğimizi, desenimizi hızla yapıyoruz. Çok kolay ve keyifli bir çalışma. Böyle devam ediyoruz. Şimdi buraya gelince, sona gelince, onu da göstermeliyim tabii ama onun için ilerlemeliyim. Hemen ben çok hızlı ilerleyeyim. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Burada da vakit artık olsun, vakitle olsun. Yarışıyorum. Evet, olsun olsun. Biz şimdi sizi bekliyoruz. Bu çantada böyle devam ettim. Geldim sona kadar. Tabii şimdi burada çok önemli. Şu sondaki durum önemli. Geldim sona. Geldim. Buradan çıktım. Şimdi ipliğim yukarıda. Dönüyorum. Bu desen bozulmasın diye tığımı alttan geçirdim. Bu ilmeği aldım ve aşağıya çektim. Bu hareketi şapkalarda da yapabiliriz. Hani sıralarda atlarken bir zincir çektim veya iki, hiç fark etmez. Böyle geri çekiyorum. Hemen burada sayıyorum. Bir, iki, üç. Ortaya. Bir kafes atlayıp ortadan batırıyorum. İpliği yukarı alıyorum. Aynı çalışmayı burada devam ediyorum. Böyle sekiz sıra yaptık. Sonra renk değiştirdik. Düz zincir işi yaptık. Burayı dikeceğiz, onu göstereceğim. Bu çanta anlaşıldı zannediyorum. Evet, evet. Bunu geçebiliriz. Şimdi şu çantayı çok sordular. Bu çantayı anlatabilirim. Bu da efsane. Şimdi bu çanta 5 tane kareden oluşuyor. 25 kafes yapıyoruz. 25'e 25 kafes. Böyle 5 tane kafes öreceğiz. Parça 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane kafes ördük. Kenarlarını geri sık iğne yaptık. Şimdi bu kenarlarını birleştirmeyi, dikmeyi göstereceğim. Bunun desenini nasıl çalıştık? Burada birbirine geçişli, uyumlu ipliği yönettik. Nasıl yaptık? Şöyle şimdi burada şöyle ipliği istediğim gibi ayırabilirim. Şimdi geçiş yerine kadar bunu şöyle alıyorum. Hani başka renge girdiği yerden kesiyorum. Farkındaysanız şöyle dıştan başlayacağız biz bunları. İçe doğru böyle öreceğiz. Ama hani yetmedi diyelim, biraz eksik kaldı. Orada şey yapılabilir. Ekleme yapılabilir. İpliği hani kesebiliriz, koparabiliriz, sorun değil. Şimdi karelerimizi ördük. 25, 25 tam kare, 25 kafes. Geçiriyoruz. İpliği alttan alıyorum. Şimdi bunun deseni de şöyle. Sağ tarafa, yukarı, sola. Bu ince. Yukarı, sağ. Yukarı, sola. Yukarı, sağ. Yukarı, bir tık sol. Yavaş yaparsanız. Şöyle. Üstten geçiriyorum sağ tarafa. Su taşı gibi, zikzak gibi. Evet. Yani hanımlar istediği öyle şeyler çıkar ki deneyerek. Hani bunları da biz denedik, çıktı. Yani bir yerden değil, böyle istedikleri gibi deseni yapabilirler. Şimdi bakın, böyle görelim orayı. Yaptığınız kadarınız çok güzel oldu. Dönüyoruz. Evet. Dönüyoruz. Şimdi bunu geçeyim. Bunu geçeyim. Böyle. Şunu göstermek istiyorum şimdi. Geldim. Şimdi bunlar da minyatür. Minyatür. Tabii minyatür. Bunlar minyatür. Evet. Şimdi böyle geldim sıranın sonuna. Burada tabii şuraya battım. Sıram bitti. Benim buraya geçmem lazım. Nasıl geçerim? Tığımı alttan geçiririm. İpliği alırım. Nereden geçmek istiyorum? Şuraya gelmek istiyorum. Bu ipliği altta böyle zincir de çekebilirim. İpi uzatabilirim de. Böyle gevşek bir şekilde aşağıya atladım. Şimdi burada yine başlıyorum. Hiç önemli değil. Neyin altına ne gelmiş? Hani hiç önemli değil.
böyle. Şöyle. Şimdi şu deseni bir göstereyim yakından. Hanımlar şöyle bir görsün. Şöyle şuraları tam şeye denk getirmeye çalıştık. Ama gelmediği yerde gelmez. Hiç önemli değil. Köşelerde ne gerekiyorsa o yapılır. Bu hiç belli olmaz. Burada önemli olan yalnız ipliğin geçiş bölümünün mutlaka koparılmadan yapılması. Şimdi onu göstereceğim. Şurada hemen şöyle göstereyim. Buradan dönüşü. Şimdi bu desenle kaplıyoruz. Biz bu 5 parçamızı desenle kaplayacağız. Şöyle geçiyorum. Böyle. Böyle yapılabilir. Şimdi burada iki farklı şekil oluşabiliyor. Şimdi bir böyle oluşur. Bir böyle yapılır. İsterse böyle böyle yapılabilir. İsterse şu yapılabilir. İstenirse bakın böyle. Yani şuralar tam kapanacak. Mesela bu çantayı biz böyle yaptık. Böyle. İkisi de çok güzel oluyor. İki tip desen çıkıyor burada. Böyle dönüyoruz. Dönüyoruz, dönüyoruz. Şimdi bu ipliği ayarlarken şöyle ayarladık. Tabii şu ton nasıl oluyor? Geçiş bölümünü hiç şey yapmadan şöyle şurayı alıyorum. Geçiş bölümünü hiç bozmadan burayı da alıyorum. Burayı da alıyorum. Şimdi burası ortalara falan gelmesi lazım. Tam şu orta bölüm alıyorum. Şimdi bu renge giren yerde duruyorum. Burada kesiyorum bunu. Burada kesiyorum. Biraz yönetiyoruz yani. Kestim. Böyle dıştan başlayarak şuradan döne 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 örüyorum. İşliyorum ve ortada bitiriyorum. Çok zevkli. Çok zevkli. Şurayı asla koparmamalıyız. Burası çok güzel. Böyle o öyle gelmesi çok evet, iyi olmuş. Geçişli yerlerin böyle rengin değişik yerleriyle yapılabilir. Önce şu 4 parça yapılıp en alt hani renk artık kalmadı. Değişik bir şekilde böyle hepsi buraya kapatılabilir. Hiç önemli değil. Çok iyi fikri var. Şimdi çünkü çok güzel renk mesela diyelim ki böyle yaptınız karelerini. Üstünü bundan yaptınız. Bunun geçişleriyle yaptınız. Evet. Diyelim ki hani daha canlı bir renk olsun dediniz. Böyle yaptınız. Bunu bundan yaptınız. Çok güzel seçenekler sunuyor. Hem şapka için hem çanta için. Pamuklu da oluşuyor. Şimdi parçaları nasıl dikeceğiz? Sık iğnelerimizi yaptık. Geri sık iğnelerimizi. İğneye ipliği geçirip böyle çantamızın bütün parçalarını dikiyoruz. İlk gösterdiğim çantayı da bunu da böyle kendi rengiyle böyle dikiyoruz. Şimdi burada vakit kaybetmeyin. Böyle dikiyoruz. Bunu açınca şöyle şurası güzel görünüyor. Dikten sonra bir işlem yapmıyorsunuz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Şöyle her tarafını geri sık iğne yaptık. Ondan sonra böyle dikiyoruz. Ama işliyoruz. Önce işliyoruz. Sonra parçaları dikiyoruz. Sonra üzerine de bir 3 sıra 4 sıra komple hani çanta bittikten sonra komple kafes yapıyoruz. Bu kafesin üzerinde yine geri sık iğne ile yani kafesi yapıyoruz, geri sık iğne yapıyoruz bir sıra. Kafes yapıyoruz, yine geri sık iğne yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu trabzanları da alırken arkadan alıyoruz. Arkadan alarak hanımlar bilirler. Hani bu geri sık iğnemiz bozulmasın diye. 4 sıra yapıyoruz, bunu da bitiriyoruz. Şimdi hemen şu yuvarlak çantaya da geçebiliriz. Şunu da gösterebilir miyiz? Kılaç çantalar var. Kılaç çantalar kılaç çok çantalar. Soruldu. Onları... Sorulmayacak gibi mi yani baksanıza. Yani şimdi, çok kullanımlı, evet. Çok güzel, her renkle gidebilecek. Şimdi bu aslında çok uygun fiyata satılan böyle ucuzluk pazarlarında bir çanta. Biz bunu tam etrafına göre kafes ördük, içerisine geçirdik, diktik, böyle buraya diktik. Böyle bir çanta oldu. İçi astar gerekmeyen ama el örgüsü bir çanta. İçi zaten hazır. Bu çok iyi fikir. Bunu çok beğeniyorum. Bu ucuz çantayı alıp hiç astarla uğraşmaya değmez. Şimdi... Değil mi? Çok güzel. Naz da oradan bana böyle böyle yapıyor. Çok iyi bu diyor. Şunu da getirmiştim. Bunu göstereyim. Böyle parçalarımızı tamamen kapatıyoruz, örüyoruz. Ondan sonra dikiyoruz. Her parça... Küçük bir paspas gibi örüyoruz bunu. Benim çanta, dün yaptığım çantanın mantığı da bu aslında. Her parça bittikten sonra. Şimdi şu çok beğenildi. Hemen bu deseni göstereyim isterseniz. Yuvarlak çantayı da bir söyleriz hemen kısacık. Şimdi şunları kaldırayım. Bu anlaşıldı zannediyorum. Ben yardım edebilirim. Teşekkürler isterseniz. Oldu. Şimdi hemen şu deseni nasıl yapacağız? Şu deseni... Şunu değil mi? Evet, şapkada da var. Nasıl yapıyoruz? Evet. Şimdi bu düzü biliyoruz artık. Düzü biliyoruz. Geldik böyle düz. Şapkanın hani belli bölümlerinde kullandık. Tepe bölümünde. Çantanın böyle üst bölümlerinde kullanılır. Şimdi dönüyorum. Döndüm. Bu deseni nasıl yapıyoruz?
Şöyle ikinci kafesteyim, üçüncü kafesteyim, üç tane yaptım. Böyle bir, iki, üç tane de böyle yapıyorum. Yukarı çıkıyorum, pardon şimdi var ya zamanla yarışmak kadar kötü bir şey yok. Şimdi böyle iki, üç, dört tane böyle geldim. Döndüm, şöyle üç tane yaptım. Buraya döndüm, bir, iki, üç, sol, bir, iki, dönüyorum. Bakın hiç parçayı elimde döndürmüyorum. Tığ'yı böyle yan çekiyorum. Geldim. Burada içeri girdim bir tane. Hemen buradan tığımı çıkardım, tekrar taktım ve geri döndüm. Şimdi aynı geldiğim kafesten böyle geri dönüyorum. Aynı yerden ama. Yani bir kafeste iki sıra olmuş oluyor. Böyle döndüm. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Böyle yukarı çıkıyorum. Şöyle geldim. Şimdi burada yeni şekle başlıyorum. Bir, iki, üç, sola döndüm. Böyle devam ediyorum. Böyle aynı yaptığımı yine yapıyorum. Şimdi ne oluyor? Bu oluyor. Ama şimdi buraya baktığımızda buralar iki sıra ama burası tek sıra. Hemen buraya yine aynı yerden, yanından, aynı dibinden, aynı kafesin içinden böyle giderek ikinci sırasını tamamlıyorum. Şöyle bir desen çıkıyor. Böyle araya bir sıra zincir atarız. Yine aynı deseni bu tarafa kurarız. Bu da böyle. Bu da anlaşıldı zannediyorum desen. Tamam. İstenilen büyüklükte yapılabilir. Hemen şeye geçebiliriz. Yuvarlak çantaya geçebiliriz. Size zahmet. Buyurun. Bu da size çok yakışır. Ay çok güzel. Onu da çok beğendim. Şimdi, şu şapkasıyla takım hepsi. Bu bizim çarşamba günü anlattığımız şapka mantığı ile örülüyor. Aynı sayılarla örüyoruz. Sadece 8. sırada iki tek bir çift, iki tek bir çift yapıyoruz. Bir sıra düz yapıyoruz. Yine iki tek bir çift. Altı kafes oluyor. İstediğimiz büyüklükte bunu büyütebiliriz. Sonra hiç arttırma yapmadan arttırmayı bırakıyoruz. Bunu gösterdim çarşamba günü. Videolarımızda var. Dönüyoruz yukarı. Rengi burada kombin kullandık. Şöyle şeyi göstereyim hemen. Bunu da resmini alabilirler. Çanta sapı yıkılıyor şu anda. Çanta sapı soruluyor. Göstereceğiz çanta sapını mi? Da göstereceğiz inşallah. Vallahi koşturuyorum ama. Şimdi böyle tabanı bu. 74 kafese kadar biz bunu büyüttük. Sonra hiç arttırma yapmadık ve yukarıya kadar böyle örüyoruz. Şöyle sıramız. Renkleri değişik kullandık. Zıt renkleri üzerine işleme kullandık. Bunu göstermiştim çarşamba günü. İşi göstermeyeyim bir daha aynı. Böyle baklavalar yapabilirler. Hani sola kayarak, sağa kayarak, döne döne. Bu şekilde yapıyoruz böyle. Çantamızda. Sap anlatacak mısınız? İstiyoruz. Başka sapı da bir programda anlatayım. Sapı da anlatayım. Yarım kalmasın. Bir de şu çanta var. Bunu da böyle bir resim alabilirler. Bunu da gene aynı sayıda başladık. Bunu mesela isterlerse döne döne dönebilirler ama üzerinin işlemesine biraz zorlanabilirler. Bunları paylaşacağız sonra öyle değil mi? Tek tek paylaşabiliriz. Çok da güzel olur oradan paylaşılır. Bakarlar. Bir evet. De şunu, şunun şablonu vereyim. Şu beş kareli çantanın. Bunu da vereyim. Evet. Şimdi geldik sapını göstereyim. Sapı gösterelim. Tam olsun bari. Ama hiç merak etmeyin. Haftaya falan tekrar onlar da bakacaklar şimdi nerelerde seyircilerimizin sorusu olmuş. Tekrarlayabiliriz efendim. Biz sizin için program yapıyoruz. Pek çok şey. Yani çünkü birisi yuvarlak çantayı beğenir, birisi öbür şapkayı beğenir. Çok seçenek sunuyorlar aslında sağ olsunlar. Şimdi buyurun. Şöyle bir bağladım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Çantanın sapını gösteriyorum. İlk zemine geri döndüm. Burada en önemli püf noktası araya batmıyorum. Araya batarak bir doldurma yapmıyorum. Sık iğne yapıyorum ama çektiğim zincirin şöyle yarısına batıyorum. Bir, şöyle yarısına batıyorum. İki, böyle yarısı bata bata döne döne altı tane yapıyorum. Şimdi zamandan kazanmak için onu da hazırladım. Geldim. Tamam. Altı tane battım. Şimdi burada sık iğnelerin şöyle arka pirinç gibi görünümleri var. Bu pirinç gibi yerlere batıyorum. Bir sıra ama sadece bir sıra. Böyle pirinç gibi yerlere batıyorum. Böyle. Böyle arkadan iki sık o iğne yapıyorum. O kıvrım kıvrımı o sağlıyor herhalde. Şimdi bu sadece bir sıra oluyor. Sadece bir sıra bu pirinç gibi yerlere batıyorum. Sonra şimdi şunu göstereceğim. Hatta şeyde göstereyim. Şurada göstereyim daha net anlaşılsın. Şimdi o pirinç gibi yerlere battıktan sonra şu aralara atlıyorum. Şurası değil.
şu çok önemli. Şimdi burada bir üst bölümde bir yer var. Bir de altta bir yer var. Böyle bu iki pirinç gibi yerin arası. Bu aralara batarak sık iğne yapıyoruz. Aralara böyle tığımı yan geçiriyorum. Bu kadar, sadece bu kadar böyle örüyoruz. Böyle örüyoruz. Sadece aralara yan geçiriyorum. Şunun önünde bir tane daha var üstte. Buna değil ama bunun altında ve yan. Böyle döne döne biz çanta sapımızı böyle örüyoruz. Çanta sapları gerçekten çok güzel olmuş. Başta iplik bırakabiliriz. Gösterelim. Başta iplik bırakabiliriz böyle yapıp hani sonra buraya iğne takıp bunu dikeriz aynı iplikle. Bu da olur. Bu kadar çok kolay bu çanta sapı. Çocuk çantası geçen gün çok güzeldi. Mesela burada çok güzel anlaşılıyor. Üç kare örüyoruz. Biraz önce gösterdiğim gibi aynı böyle dıştan başlayıp içe doğru işleriz. Sonra aynı şekilde dikeriz. Bu da çocuk çantası olur. Bu da bitti zannediyorum. Tamam. Şimdi sap anlaşıldı herhalde. Lütfen siz ben şunu bir kere daha görmek istiyorum. Şunu bir kere daha anlatır mısınızları? Bize yazın veya Tülin Hanım'a veya Tülin Hanım'ın sayfalarına yazın. Hepsini takip ediyoruz. Aysun siz de, Aysun diyorum Gülzar siz de takip ediyorsunuz. Bunu çok istediler.